Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi mülhimin sabirlil muhlesine min ibadihi. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin mübidi şirki bi azmihi ve sadadihi. Ahmedullahi Teala ve estağfiruhu. Ve eşhüde en la ilahe illallahı emere bis sabri fis sarrahi ve darrahi. Ve eşhüde enne Muhammeden Resulullahi fil hakkı kulle belâ'i. Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'du feyâ ibadallâhu. Usîkum bitakvallâhi ve taatihi. İnnallâhe ma'allezîne tekav vellezîne hüm muhsinûn. Kâlallâhi Teâlâ fî muhkemi kitâbihil kerîm. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle söylüyor. Biz her şeyi bir kaderle takdir ettik, yarattık diyor. Halk ettik diyor, vücuda getirdik, yarattık. Yaratılan her şey Allah'ın kaderi standartlarında vücuda girer. Her şey Allah'ın takdiriyle oluşur. Eğer Allah Teala istemeseydi hiçbirimiz dünyada mevcut olmazdı. O halde sadece var olduğumuz için bile Allah Teala'ya ne kadar çok hamd ve şükretmemiz lazım geldiğini bir düşünün. Öyleyse böyle bir dizaynı düşündüğümüz zaman aklımıza kader konusu geliyor ve kaza konusu geliyor. Kader ve kaza Kur'an-ı Kerim'in iki temel prensibi. Kaza bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz, elbette hepsinde Allah'ın müsaadesi var, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar dizisinin her biri bizim tarafımızdan kaza edilmiş bir olaydır. Kaza bizim cüz'i irademizin, kişisel irademizin tesiriyle vücuda gelen olaylardır. Burada bir tek irade vardır. Olayı vücuda getiren irade. Herkes kazanın sahibidir. Allah Teala insanoğlunu kaza etmeye muktedir kılmış. Her olayın vücuda gelmesinde mutlaka Allah'ın izni vardır. Ama olayı vücuda getiren faktör kulun iradesidir. Bu iradeyle vücuda gelen her olay kader, kazadır. Kader mefhumu bunun tamamen dışındadır. Öyleyse bir kişi Allah'ın emrettiği fiilleri işler, derecat kazanır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler, derecat kaybeder. Kendi iradesiyle vücuda getirmiştir olayları, kaza etmiştir. Bu kaza etme standardı kişiye derecat kazandırabilir de, kaybettirebilir de. Derecat kazanan bir olay, ibadet etmek, başkalarına iyilik etmek bize derecat kazandıran olaylardır. Başkalarına kötülük etmek, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek, bunlar da derecat kaybettiren olaylardır. Bu da kaza mefhumunun içindedir. Bizim irademizle vücuda gelir, biz bilerek, isteyerek başka birine bir kötülük ederiz, derecat kaybederiz. Biz Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmeyiz, namazımızı kılmayız, derecat kaybederiz. Biz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz. İçki içme diyor, kumar oynama diyor. İçki içeriz, kumar oynarız, derecat kaybederiz. Öyleyse bizim irademiz tahtında vücuda gelen olaylar dizisinde biz derecat kazanabiliriz de, derecat kaybedebiliriz de. Ama kaderde
farklı bir unsur var. Kader mefhumunun devreye girdiği noktada mutlaka iki tane irade vardır. Bir kişisel irade, bir de ya ikinci kişisel bir irade, birinci alternatif, iki sünnetullah, Allah'ın ilahi kompütürü, üç ilahi irade. Öyleyse bizim irademizin dışında bir kişisel iradeyle kader vücuda gelebilir. Allah-u Teala'nın sünnetullahın sebebiyle kader vücuda gelebilir. Yani Allah'ın sonsuz her zerreye hükmeden ilahi kompütürü bizim üzerimizde bir tesir vücuda getirebilir. Bir zelzele olur, insan ölür. Bu zelzeleyi vücuda getiren Allah'ın sünnetullahıdır. Kainatın her zerresinde hüküm ferma olan Allah'ın sünnetullahı. Her zerreyi kontrolü altında tutan sistem. Bir tarlaya dolu yağdırır Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bizi zarara sokar. Burada vücuda gelen şey bir kaderdir. Bizim irademizin dışında bir irade bize tesir eden bir olayı vücuda getirmiştir. Öyleyse kaderin oluşmasında mutlaka ikinci bir irade söz konusudur. Bu irade kişisel irade olabilir. Başka birisi bize bir zarar verir veya bize bir fayda sağlar. Her ikisi de kaderdir bizim için. Bizim irademiz devreye girmemiştir. Bizim irademizin burada bir devreye girişi söz konusu değildir. Ama olay bizim başımıza gelmiştir. İrademizi kullanmadan bizim başımıza başka bir irade tarafından vücuda getirilen bir olay geldiği zaman bunun adı bizim çerçevemizden kaderdir. Başka bir irade bizim üzerimizde bir tesir icra etmiştir. Bu tesir bizim için bir kaderdir. Öyleyse kaza ile kader arasında çok büyük bir farklılık var. Kaza müessesesi mutlaka bizim irademizin mahsulü olmasına rağmen kader müessesesinde bizim irademizin hiçbir rolü yoktur. Öyleyse ne zaman bir olayda birden fazla irade devreye girmişse, girmek mecburiyetindeyse orada mutlaka kader vardır. Öyleyse evlilik bir kader midir yoksa kaza mıdır? Kişi beğenmiştir, seçmiştir bir hanımı, onunla evlenmiştir. Kişinin iradesi söz konusudur. Bu bir kaza mıdır, kader midir? Sualinin cevabında şunu düşüneceksiniz. İkinci bir irade var mı? Var. Eğer hanım bu teklifi kabul etmeseydi evlenmezdi. O zaman evlilik müessesesi tahakkuk edemezdi. Tahakkuk edebilmesi bir, erkek tarafının talebine, iki, hanım tarafının kabulüne bağlı bir olay. Eğer iki taraf da karar vermiş ve kabul etmişlerse birden fazla irade devreye girmiştir ve evlilik olayı vücuda gelmiştir. Ne zaman hangi olay bizim elimizde değilse, bizim dışımızdaki bir kuvvet buna hükmediyorsa, o zaman bu bir kaderdir. Doğumumuz da bir kaderdir. Bizim elimizde bir şey yok. Allah-u Teala bizi yaratmayı dilemiş. Bir anne baba sadece bir vasıtadır. Biz doğmuşuz. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde kader müessesesi mutlaka birden fazla iradeye ihtiyaç gösterir. Ölüm olayı da aynı olaydır. Ölüm melekleri geliyor, mitokondrileri çalışma hale getiriyor ve ölüyoruz. Bizim dışımızdaki bir kuvvet ölmemizi sağlıyor. Peki insanlar var, intihar ediyorlar. İntihar ediyorlar ve ölüyorlar. Acaba onlar intihar etti diye mi ölmüşlerdir? Ölümün vücuda gelmesi için mutlaka Allah'ın takdiri devreye girer. En yüksek köprüden
biri atlıyor suya, ölüyor. İkincisi de atlıyor ölmek için ama ölmüyor. Öyleyse birinde kader takdir edilmiş. O kişinin hayatı orada bitecek. Ama diğeri için takdir edilmemiş, o kişinin hayatı devam edecek. Öyleyse kader müessesesini bu dizayn içerisinde Allah-u Teala tahakkuk ettiriyor. Kaza ve kader iki ayrı fonksiyondur. Birisi bizim irademizin içindedir, dahilindedir. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları ihata eder. İkincisi bizim dışımızdadır, tesir bize. Ama olayın vücuda getireni bizim dışımızdaki birisi veya birileridir. Öyleyse kaza ile kaderi ayırt eden fonksiyonlara birer birer bakalım. Gecenin saat 3'ü, adam köşe başında bekliyor, tabancası elinde. Öldürmeyi planladığı kişi oradan yanından geçerken çekiyor tabancasını. Bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Bu nedir? Ölen kişinin içindedir, öldüren kişi içindedir. Ölen kişi için kaderdir. Niçin kaderdir? Kendi iradesinin hiçbir dahli olmaksızın başka bir irade bilerek, kast ederek, tahammüden onun ölümüne sebebiyet veriyor. Öyleyse bu olayda ölümü intihac eden, ölümü sonuçlandıran sebep o ölen kişi değildir. Ölen kişiyi öldürendir. Orada beklemiş, tahammüden o kişiyi öldürmüştür. Öyleyse öldüren kişi için bu bir kazadır. Bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle bu olayı tahakkuk ettirmiştir. Ölen kişi için bu bir kaderdir. Elinde hiçbir şey yok. Diğer taraf kendisini öldürüyor. Peki, bir adam tabancasını temizliyor. İçinde bir tane namluda mermi kalmış. Tabanca elinden düşüyor adamın. Bir yere takılıyor tetik. Silah patlıyor. O sırada oradan geçmekte olan birine isabet ediyor ve adam ölüyor. Ölüme sebebiyet veren kişi için bu olay bir kaza mıdır, kader midir? Ölen adam için kaza mıdır, kader midir? Ölen adam için bu mutlaka bir kaderdir. Neden? O kişinin bundan hiç haberi yok. Yok, ölümüne sebebiyet verecek olan olay, o onun farkında olmaksızın oradan geçerken vücuda gelmiştir. Adamın hiçbir sui taksiri yok. Ölümünde hiçbir sebep de yok bu kişinin ölmesi için. Ama ölüm olayı tahakkuk etmiş. Bir başka irade bu kişinin ölümüne sebebiyet verecek olan bir sonuç oluşturmuş. Allah-u Teala bizim hayat filmlerimizde sadece yaptığımız fiilleri oraya koydurmuyor. Kiramen katibin melekleri sadece bizim yaptıklarımızı filme almıyor. Fiillerimizi sadece filme almıyor. Düşündüklerimizi de alıyor. Aynı anda kıyamet günü iki film birden seyredeceksiniz. İkisi de net bir şekilde üç boyutlu olarak cereyan edecek. Birisinde fiilinizi göreceksiniz, ne yaptınız. İkincisinde neyi tasarlayarak o fiili gerçekleştirdiniz, onu göreceksiniz. Hayatınızı daima iki tane melek filme alır. Birisi filmi çeken kameramandır, diğeri şahittir. Ve hayat filminiz mutlaka her noktasında ikili bir dizayn gösterir. Mutlaka düşünceleriniz var orada. O olayın vücuda gelmesinde ne ölçüde tasarladığınız, ne kadar taammüt miktarı olduğu o olayda sizin düşünce sisteminizde bellidir. Dikkat edin ki görüntülerle düşünürsünüz. Ve o görüntüleri kiramen katibi melekleri filme çekmek imkanının sahipleridir. Kıyamet günü size de mizan verecekler. Yani şu anda her birinizle beraber iki tane kiramen katibi meleği şu anda var. Burada her birinizle beraber iki tane kiramen katibi meleği ve sizin
hayat filminizi alıyorlar, davranışlarınızı, şu anda Buğut Bey'i dinlediğinizi, ama aynı zamanda düşüncelerinizi de alıyorlar. Ne kadar dinliyorsunuz, aklınız nerede, orada hayat filminizde göreceksiniz. Sizin kıyamet günü elinize verecek olan mizanın aynı kameramanda mevcut. Ve sizin hangi düşünceler içinde olduğunuzu her saniye hayat filminiz devamlı alıyor. Hangi düşüncelerin tesiri altında ne yaptınız? Bunun manası nedir? Bunun manası her olayda taammüt miktarını %100 hesap etmek mümkündür. İşte elinize kıyamet günü verilecek olan o mizan, şu anda onların ellerindeki olan o mizan, kainat üzerinde mevcut bütün alternatifleri en hassas dengelerde ölçebilen derecat sistemine ihtiva eder. En ufak bir yanlışlık yapması mümkün değildir. Taammüdü, yani tasarımı, o bir suçun işlenmesindeki tasarımı, taammüdü bilerek, isteyerek, kast ederek işlemeyi tam ölçülerinde tahakkuk ettirir. Ve hiçbir zaman yanılması mümkün değildir. Milyarda bir hata yapması bile mümkün değildir mizan. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlerde diyor ki, size hurma çekirdeğinin içindeki bir lifin uç noktası kadar bile zulmedilmez diyor. Size diyor, hiçbir şekilde zerre kadar zulmedilmez diyor. Zulmedilmesi mümkün değildir. O gün göreceksiniz diyor. Kıyamet günü göreceksiniz diyor. Çünkü siz de kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Ve hayat filminizde düşüncenizle vücuda getirdiğiniz olay arasındaki ilintiyi kurduğunuz anda rakamların hiçbir zaman zulüm ifade etmediğini, size asla zulmedilmediğini net olarak idrak edeceksiniz o gün. İşte hayatınız filme alınıyor. Bu film, hayat filminiz, kazandığınız dereceleri de ihtiva eder, kaybettiğiniz dereceleri de ihtiva eder. Şimdi şu kaza olayında ölen kişi için olayı kesinleştirdik. Ölen kişi için bu bir kaderdir. Neden? Onun hiçbir suyu taksiri yok, elinde olan bir şey de yok. O kişi gelmiş, o yoldan geçerken hiç beklemediği bir sırada bir tabanca mermisi geliyor, onu öldürüyor. Bu kişi için bu bir kader. Peki ölüme sebebiyet veren kişi için kader mi? Yoksa kaza mı? Birinci olayımızda adam yolun kenarına pusu kurmuştu, tabancasını çekmişti. Bilerek, isteyerek, kasten o adamı öldürmüştü. Bu öldüren adam için o bir olay, o olay mutlak olarak bir kazadır. Yani bilerek, isteyerek tertip edilmiş bir cinayet bu. Ama ikinci olaya baktığımız zaman ikinci olayda bunu göremiyoruz. İkinci olaydaki kişi tabancasını temizliyor. O adamı öldürmek diye bir şey zihninden geçmiyor. Hayat filminde böyle bir şey yok. Hayat filmi bu açıdan son derece önemlidir. Kişinin gerçekte hatalı olup olmadığının en büyük delili hayat filmidir. O kişinin hayat filmindeki dizayn onu gösteriyor ki ikinci kişi için ölüme sebebiyet veren kişi için bu olay bir kaza değildir. Onun iradesiyle o kişi ölmemiştir. Bu kişi ihmal, teseyyüp ve tedbirsizlikle mahkum olur. Adam öldürmek suçu işlememiştir. Ona tasarım olarak, taammüt olarak, kast olarak hiçbir şey yüklenemez. Ama dikkatsizdir. Olması lazım gelen dizaynı tahakkuk ettirememiştir. Bu dikkatsizlik sebebiyle birisinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Cezası o kadardır sadece. Bu kişinin, o kişinin, ölen kişinin ölümü konusunda yaptığı fiil bir kaza değildir. Bilerek, isteyerek adam öldürme değildir. Onun için de bir kaderdir. Ölen kişi için de bir kaderdir.
ölüme sebebiyet veren kişi için de bir kaderdir. İki tane kader unsuruyla karşı karşıyayız. Öyleyse kaderin sonucuna bakıyoruz. Kazanın sonucuna bakmıştık. Eğer bir suç işlersek derecat kaybediyoruz. Bilerek, isteyerek istediğimiz her olayda. Eğer bir güzelliği işlersek derecat kazanıyoruz. Gene her olayda. Öyleyse kaza derecat kazanmamıza da kaybetmemize de sebebiyet verebiliyor. Peki kader? Bize bir kötülük edildiği zaman biz derecat kazanırız. Neden kazanırız? Bize kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Kısas hükümleri muhacesinde onun kaybettiği derecatı zulme uğrayan kişi mutlaka kazanır ve olay dengelenir. Olaya karşı derecat sistemiyle sıfırlanır. Eğer zarar gören taraf kısas talep ederse, kadının devreye girmesiyle kısas olayı tahakkuk ettirilir. Bu sefer zarar gören taraf, karşı tarafa aynı miktarda zarar vermiştir ve fiiller dengelenir. A'nın B'ye yaptığı fiil neyse, B'nin de A'ya yaptığı fiil aynı fiildir. A, başlangıçta o fiili işlemekte derecat kaybetmiştir. A kadar, B de kısası uyguladığı zaman aynı miktarda derecatı kaybetmiştir. İkisi de derecat kaybetmişlerdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın, burada bir sıfır olayıyla karşılaşacaksınız. Kötülüğü yapan başlangıçta derecat kaybetmişti. Şimdi aynı fiil kendisine işlendiğinde derecat kazandı. Kaybettiği derecatla kazandığı derecat eşit. Olay sıfırdır. Derecat açısından da sıfırdır. Fiiller açısından da sıfırdır. Ne zaman sıfırlanır? Derecatta da karşılıklı kazanılan ve kaybedilen dereceler birbirine eşit olur. Fiiliyatta da iki fiil birbirine eşittir. Fiiller de eşittir. Kaybedilen ve kazanılan dereceler de eşittir. Ama eğer bir tek taraflı bir olay vücuda geldiyse, bir kişi bir diğerine kötülük ettiyse, bu kötülük sebebiyle derecat kaybettiyse, onun kaybettiği derecat kendisine kötülük ettiği kişinin amel defterine yazılır. Buradaki denge fiillerle dereceler dengesidir. Fiille derecat karşılaşır. O derecenin karşılığı olan fiil işlenmiştir. O fiilin karşılığı olan derecat verilmiştir kişiye. Derecatla fiil eşitlik sağlamıştır. Kötülüğü yapan da kaybettiği derecatla fiil eşitlik sağlamıştır. Kötülük gören de kazandığı derecatla fiil gene eşitlik sağlamıştır. Bu birinci derecede eşitliktir. Fiille derecat karşılaşır. Kısas devreye girdiğinde ikinci bir sistem oluşur. Hem derecatla derecat sıfırlanır, hem de fiille fiil sıfırlanır. Her ikisinde de denge bozulmamıştır. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanun bu kanundur. Ve her yaptığınız fiil sizin amel defterinize ya derecat kaybı ya da derecat kazancı olarak girer. Şimdi bir insan bir başkasına kötülük ediyor, derecat kaybediyor. Ama kötülük edilen kişi derecat kazanıyor. Öyleyse kaza karşı tarafa ulaştığı zaman, onda bir tesir oluşturduğu zaman, bu tesir negatif tesirse Allah Teala onun karşılığını derecat olarak mutlaka ödüyor karşı tarafı. Yani kendisine zulmedilen kişi fiil olarak bir zulüm görüyor ama buna karşılık bir derecat kazanıyor. Kazandığı derecatla kendisine işlenen negatif fiil eşit seviyede. Mizan her fiilin derecatını adaletsizler meydan vermeyecek kadar sarahaten tayin eden bir muhteşem kompütür sistemidir. Peki birisi bir başkasına kötülük etmedi, iyilik etti. Bir güzel fiilde bulundu. Ne oldu? Bu güzel fiili işleyen taraf derecat kazanır. Ama
kendisine o güzel fiilin ulaştırıldığı kişi derecat kazanmaz da, kaybetmez de, kendisine ulaştırılan o hediyeden onu kullanmak suretiyle faydalanır sadece. Öyleyse dikkat edin. Kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz ama asla derecat kaybedemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Kader kimseye derecat kaybettirmez. Öyleyse kader insanlara derecat kazandırabilir başkalarının fiili sebebiyle ama kayba asla Allah-u Teala'nın müsaadesi yoktur. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse kaderin unsurları hangi kaynaklardan oluşabilir? Bir cüz'i iradeden oluşabilir. Bir, iki, külli iradeden, yani sünnetullah'tan oluşabilir. Allah'ın ilahi konfitüründen oluşabilir. Üç, ilahi iradeden oluşabilir. Üçü de o kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verebilir ama derecat kaybetmesine asla. Sünnetullah sebebiyle tarlasına dolu yağan bir insan oradan gördüğü zararın karşılığını derecat kazanmak suretiyle mutlaka Allah telafi etmiştir. Ama sünnetullah o kişiye bir güzellik vermişse onun karşılığında bu kişi o güzelliği yaşar. Ertesi senede Allah Teala sünnetullah öyle bir yağmur verir, öyle bir gübre oluşturur ki orada orası hiç kişinin görmediği kadar büyük mahsul verir. Burada kişi faydayı yaşayacaktır ama derecat kaybetmeyecektir asla. Öyleyse kendisine bir güzellik dokunan kişi, başka biri tarafından bir faydaya ulaşan kişi o fayda sebebiyle derecat kaybetmiyor. Ama kendisine bir kötülük isabet ettiği zaman o kötülük sebebiyle derecat kaybedenin derecesi bu kötülüğün isabet ettiği kişiye derecat olarak ilave ediliyor. Öyleyse bir kader olayı bir insana derecat kazandırabilir ama asla derecat kaybettiremez. Şimdi o muhtevaya bakalım beraberce. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Ne demek bu? Hayır da şer de Allah-u Teala'dandır ifadesi. Amentü şerrinin altıncısı. Aslında yedi tane olması lazım. Yedincisi Allah'a ulaşmak. Hayır da şer de Allah'tan mıdır? Şer bize kaybettiren, derecat kaybettiren olaylar, hayır bize derecat kazandıran olaylar. Hayır elbette Allah'tandır. Biz Allah'ın herhangi bir şekilde bize ulaştırdığı herhangi bir sebeple Allah'ın bu sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama Allah Teala bize bizim hoşumuza gitmeyecek bir olayı yapmışsa, vücuda getirmişse, buradan derecat kazanan biz, Allah Teala bize ters bir olayla bize bir hayır sağlamışsa, fayda sağlamışsa bundan derecat kaybeder miyiz? Hayır, böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Derecat kazanırız ama derecat kaybetmeyiz. Derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse hayır Allah'tandır. Evet. Ama şer, derecat kaybettirici olay Allah'tan olamaz. Öyleyse burada kaza ve kader olayına baktığımız zaman kazanın kişiye derecat kaybettirebildiğini, derecat kazandırabildiğini görüyoruz. Ama kader derecat kazandırabilir, asla derecat kaybettiremez. Öyleyse bunun yanı başında Allah-u Teala'nın bir başka dizaynı var. Niyet ve nasip. Niyet ve nasibe dikkatle bakın. Siz bir şeyi kafanızda tasarlıyorsunuz.
onu gerçekleştirmek üzere harekete geçiyorsunuz. Ya gerçekleştirebiliyorsunuz ya da gerçekleştiremiyorsunuz. İşte gerçekleştirebilmek veya gerçekleştirememek. Bu niyetin sonucudur. Bunun adı nasiptir. İşte imtihana giren çocukları misal vermiştik. Bütün çocuklar sınıfı geçmek için genel anlamda imtihana girerler. Bir kısmı geçer. Ne oldu? Kişinin niyetiyle nasibi paralel oldu. Kişi onun muktesebatına sahip, sınıfı geçebilecek olan ilmin, bilginin sahibi imtihana girdi ve o ilimle sınıfını geçti. Niyetiyle nasibi birbirine eşit. Ama herkes sınıf geçmek için imtihana girer, bir başkası da girer imtihana ama onun muktesebatı sınıfı geçmeye yeterli değildir. Ve aldığı zayıf not sebebiyle bu kişi sınıfta kalır veya o dersten kalır. Niyeti neydi? O dersi başarmaktı. Nasibi kaybetmek. Öyleyse eğer onun muktesebatı sahip olduğu şeyler orada geçer not almasına uygun olsaydı, o şartın sahibi olsaydı kişi orada geçer notu alacak, sınıfı geçecekti, niyetiyle nasibi eşit olacaktı. Ama sahip olduğu vasıf oradan geçerli notu almaya yetmedi. Niyeti sınıfı geçmekti, o dersi kazanmaktı ama kazanamadı. Burada niyetle nasibin eşitlenmediğini görüyoruz. Öyleyse kişi böyle bir sebeple o derse gerekli vasıfta hazırlanamadığı için, onun geçer notunu alabilecek olan liyakate sahip olmadığı için orada kalmıştır. O dersten sınıfta kalmıştır. Bu onun nasibidir. Niyetin sonucu nasiptir. Niyetle nasip eğer başka bir irade devreye girmezse daima eşit standartta tahakkuk eder. Niyetin sahibi olan kişi neye sahipse, vasıf olarak neye sahipse onun karşılığını alacaktır o imtihanda. Şimdi alternatif ekliyoruz. Bir öğretmen var. Çocuk geçer not aldığı halde çocuğun notunu kırdı. Çocuk geçecekken sınıfta kaldı. Ya da tersi, bir çocuk sınıfta kalacak ama öğretmen çocuğun notunu yükseltti, çocuk sınıfı geçti. Ne oldu? Niyetle nasibi eşit olmadı. Böyle mi diyeceğiz? Hayır. Burada artık nasip yoktur. Burada kader vardır. İkinci bir irade devreye girmiştir. Tek bir irade olsaydı, o kişi niyeti sebebiyle ulaştığı nokta birbirine eşit iki tane muhteva tayin edecekti. Çocuk neye kadirse, ne kadar ilmi varsa o ilmin karşılığı kadar derece kazanacaktı. Yani not kazanacaktı. Sınıfı ya geçecekti ya da kalacaktı. Ama kendi liyakati kadar not aldığı için niyeti ve nasibi birbirine daima eşit olacaktı. Affedersin, niyetiyle nasibi bazen eşit olmayacaktı, bazen eşit olacaktı. Muktesebatı, sahip olduğu ilim, liyakati bu konudaki kesin çizgiyi çiziyor. Ya kalıyor ya geçiyor. Niyetine göre değil, muktesebatına göre tayin ediyor sonuç. Sahip olduğu ilme göre tayin ediyor sonuç. Ama ikinci bir kişi devreye girerek liyakati olmayan bir kişiye sınıf geçirmişse bu olay nasip değildir. Bu olay kaderdir. Bir irade devreye girip sınıfı geçecek olan birisini sınıfta bırakıyorsa bir başka irade, bu olay gene nasip değildir. Bu olay bir kaderdir. Dikkat edin, kaderin vücuda geldiği her yerde iki irade mutlaka vardır. Mutlaka iki tane irade. Bir irade tesir gören irade, ikinci irade tesiri yapan irade ve tesir alan kişi için bu bir kaderdir. Tesiri veren taraf için bu bir kazadır. O kişi
bilerek, isteyerek bir olay vücuda getiriyor, çocuğun notunu yükseltiyor veya düşürüyor ve çocuk sınıfı geçecekken kalıyor veya kalacakken sınıfı geçiyor. Burada kişisel irade, nasip, nasiptar olmuyor. Devreye giren bir ikinci irade sebebiyle olay bir kaza iken kadere dönüşüyor. Öyleyse niyet ve nasip müşterek bir dizaynı ifade eder. Ama niyetten sonra kader bir başka dizaynı ifade eder. Niyet ve nasip kişinin gerçek muktesebatını simgeler. Ama kader kişinin muktesebatıyla hiçbir şekilde alakalı değildir. Başka bir gücün devreye girmesiyle onun iradesi altında bir ikinci olayın tahakkuku ve zarar gören taraf kendisine kader sebebiyle müdahale edilen kişi. Tesir gören irade, o irade için bu olay bir kaderdir. Dikkat edin ki kaderde derecat kaybedemezsiniz ama nasipte derecat kaybedebilirsiniz. Çünkü nasipte başka bir irade yok. Adam bankayı soymak için gidiyor bankaya. Niyeti o. Başarıyor. Bankayı soyuyor. Niyetiyle nasibe eşit. Adamın negatif liyakati bankayı soyabilme yeteneği. Soymuş. Niyetiyle nasibi eşitleniyor. Başka birisi de gidiyor bankayı soymaya ama onun liyakati müsait değil. Hırsızlık liyakati. Yani negatif liyakat. Soyamıyor bankayı, yakalanıyor adam. Niyetiyle nasibi böyle bir sonuca ulaştırıyor onu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kaza olayını ve nasip olayını sakın birbirine karıştırmayın. Ama şurası muhakkak ki Allah-u Teala'nın takdiri her ikisinde de vardır. Hangi sonuca ulaşırsanız ulaşın, Allah'ın mutlaka ondan haberi vardır. Her olay mutlak olarak Allah'ın müsaadesiyle oluşur. Allah vücuda getirmez olayı ama mutlaka müsaade eder. Öyleyse dizayna şimdi dikkatle bakalım. Nasip müessesesinde derecat kazanabilir misiniz? Kazanabilirsiniz. Derecat kazanacak bir fiil işlersiniz. Niyetiniz o güzel fiili işlemektir. İşlediniz. Başkasını mutlu ettiniz. O güzel fiili işlediğiniz için siz de derecat kazanırsınız. Peki aynı sebeple nasip sebebiyle derecat kaybedebilir miyiz? Evet, kaybedebiliriz. Başka birisine bir kötülüğü tasarlarız. Gideriz onu gerçekleştiririz. O kötülüğü işlediğimiz için de derecat kaybederiz. Öyleyse bir kardeşimiz enteresan bir sual soruyor. O zaman diyor nasiple kaza arasındaki ilişki ne? İkisinde de derecat kazanabiliyoruz, derecat kaybedebiliyoruz da. Nasip kazanın sonucudur. Öyleyse siz bir fiil akdedersiniz, bu kazadır. Vücuda getirdiğiniz, bilerek isteyerek vücuda getirdiğiniz bir olay vardır. Bu olay sebebiyle derecat kazanabilirsiniz ama derecat kaybedebilirsiniz de. Kendi iradenizle vücuda getirdiğiniz bütün olaylar kazadır. Öyleyse nasip nedir? Kazanın sonucudur. Öyleyse niyetle kaza arasında ilişki var mıdır? Niyetle kaza arasında ilişki vardır. Niyet tasarımdır, kaza vücuda getirmedir. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Niyet ve nasip iki faktördür. Niyet teşebbüsten evvelki düşüncede tasarımdır. Nasipse o fiili işledikten sonraki sonuçtur. Araya ne girer? Araya kaza girer. Kaza fiili vücuda getirme işlemidir. Kazanın sonucu ise nasiptir. Öyleyse muhtevayı dizayn açısından, zamanlama açısından ayrı ayrı ele alacaksınız. Kesinlikle Allah-u Teala'nın ilminde yanılma olmaz. Niyet nedir?
bir şeyi tasarlamaktır. Kaza etmek onu gerçekleştirmektir. Nasip, gerçekleştirmenin sonunda elde ettiğiniz neticedir. Derecat kazanmak, derecat kaybetmek, zarar uğramak, kar etmek hepsi sonuçtur, sizin nasibinizdir. Öyleyse bir sağlam sonuca ulaşıyoruz. Allah Teala'nın muhtevasında, kanununda kaza müessesesi var, kader müessesesi var ve kader sebebiyle hiç kimse derece kaybedemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Peki öyledir de Allah Teala ne diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne? Sana derler ki diyor, bir kötü bize bir iyilik gelirse bu kendimizdendir. Ama bize bir kötülük gelirse bu sendendir. Derler sana diyor. De ki diyor Allah Teala, her ikisi de Allah'tandır. Başına gelen kötülük de Allah'tandır. Sizin başınıza gelen benim sebebimle, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle o münafıkların başına gelen, onları üzen olay da Allah'tandır. Sevindiren olay da gene Allah'tandır. E o zaman ne oldu? Allah'tan vücuda gelen bir olay var onların üzerinde. Acaba neden böyle bir hükme varıyor Allah Teala? Çünkü fiili işleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve o tasarruf altında. Hiçbir şeyi kendi iradesiyle vücuda getirmiyor. Bu sebeple onun işlediği bütün fiiller sebebiyle ortaya çıkan sonuçlar hepsi Allah'tan. Öyleyse olayları Kur'an'ın çerçevesi içinde tam yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Bu özel kavramların gerçek manalarını yerli yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Kim tasarruf altındaysa diyor Allah Teala, onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Biz yaptırırız diyor. O kuma attığın zaman sen atmadın Habibim diyor. Biz attık diyor. O arada senin elini öptükleri zaman o arada bizim elimiz vardı diyor. Öpülen el bizim elimizdi diyor Allah Teala. Öyleyse bütün nebiler yaptıkları hiçbir şey sebebiyle sorumluluk taşımazlar, taşımamışlardır. Çünkü her yaptıkları onlar tarafından asla yapılmamıştır. Onlara yaptırılmıştır. Allah tarafından yaptırılmıştır. İşte kader olayı, kaza olayı, niyet olayı, nasip olayı ve niyetle nasibin arasına giren kaza olayı. Bunları bütünleştirdiğiniz zaman karşınıza Kur'an'ın temel hükümleri çıkar. Öyleyse Kur'an'ı son derece dikkatle Allah'ın öğrettiği mantık dizaynı içerisinde yerlerini oturtursanız hiçbir akıl erdiremediğiniz nokta kalmadığını göreceksiniz. Yeter ki Allah'ın baktığı gözlüklerle bakın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu cuma hutbesinde size kazayı, kaderi, niyeti, nasibi ve niyetle nasip arasına giren kazayı anlattık. Bilin ki bütün fiilleriniz amel defterinize devamlı yazılıyor. Derecat kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz ve kıyamet gününde hayat filminizi baştan sona göreceksiniz. Herkes kendi hayat filmini iki film olarak görecek. Hem düşünce platformunda film, hem de fiil platformunda film, kaybettiğiniz ve kazandığınız dereceler. Öyleyse sizler Allah'a çok şükredin, hamd edin ki sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'ın yolunda olan hiç kimsenin bu standartlar içinde kaldığı takdirde cehenneme gitmesi söz konusu değildir.
daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onun mekanı Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir cuma hutbemiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm ettâibü mine zembi kemen lâ zembele estağfurullahil azîm ve etûbü ileyh ve esirullâhe li ve lekûmü tevfik elâ inne asener kelâme ve eblegan nizam kelâmullâhil melîkil azîzil allâm kemâ gâle allâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâm ve izâ kuriyel kur'ânü feslemû lehu ve enzibû lâleküm turhamûn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve rabitu. Fettekullahe lealeküm tuflihun.